Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Hemen arkada şöyle bir göstermiş olayım. Bir dakika, yüzümü şu an takip ediyor araç. Kameramız ve yüzü takibini çıkartırsak. Evet. Hemen şu anda arkamda görmüş olduğunuz Renault Taliant, yani yeni Renault sembolü. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Detaylı bir inceleme olacak. Sürüş testi olacak. Aynı zamanda içine dışına her tarafına bakacağız. Şimdi hemen şöyle kameramı ben ön tarafa çevireyim. Taliant'ımız böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de üretilen bir otomobil ve Türkiye'nin en çok satan otomobilleri arasında sürekli böyle ilk 5'te olan bir otomobil de Renault sembol. Sedandı ve aynı zamanda dizel sürümleri de vardı bu otomobilin. Türkiye'de çok satıyor biliyorsunuz sedan otomobiller. Hemen her zaman yaptığımız gibi uzaklardan gelen, Sivas'tan gelen bir otomobil bu. Plakadan da anlayacağınız üzere arkadaşlar. Sivas'tan gelen otomobilimizi incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Aracın dış görünümü Megane'a çok benziyor. Megane'ın küçültülmüş bir versiyonu gibi. Hatta bu aracı böyle dikiz aynasından falan görürseniz sembolden daha çok Megane'a benzeteceksiniz gibi geliyor. Ön taraftaki tasarım anlayışı, şuradaki farları görüyorsunuz. Birebir Megane'la hemen hemen aynı. Sis farlarımız var. Şuradaki bir ızgaramız mevcut. Eski logo kullanılıyor. Logo değişti ama araçlara değişmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz Renault logosu birazcık değişti. Farlara bakalım. Gündüz farımız var. Şu şekilde. C şeklinde. Bu Clio'da da kullanılıyor. Megane'da da var. Fakat normal farlar halojen. Maliyetleri düşük tutmak için halojen ve standart farlar kullanmışlar. Ne yazık ki LED hiçbir şekilde bu araçta yok. Siz alıp takarsanız olur ama standartta ne yazık ki gelmiyor. Yandan biraz bakalım. Yan formdan bakalım. Yan formdan aslında birazcık bildiğimiz sembole de benziyor ama farkındaysanız şuradaki bu arka taraftaki iniş birazcık daha yumuşak. Çok keskin inmiyor. Biliyorsunuz sedan otomobillerde o birazcık keskin iner. Burada biraz daha yumuşak inilmiş. O bakımdan hani biraz daha böyle sportif bir hava gelmiş. Yani sembole göre bayağı değişmiş. Zaten Captur'la Clio, yani yeni Clio ve yeni Captur'la aynı altyapıda geliştirilmiş bir otomobil bu. Hemen jantlara bakalım. 16 inçlik jantlarımız var burada ama bunu standart olarak gelmiyor. Bunu ek bir paket olarak alıyorsunuz. Ben o paketleri göstereceğim videonun çeşitli yerlerinde. Hangi pakette ne var siz de görmüş olacaksınız. Aynalarımız katlanmıyor. Yani manuel katlanıyor. Şöyle itterseniz katlanıyor. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Şimdi buradan görünecek mi bilmiyorum ama şurada bir kör nokta uyarı sistemimiz var. Burada bir LED lamba yanıyor. Bu yandığı zaman anlıyoruz ki aracımız da yanında bir başka araç var. Seyir halindeyken. Şöyle bir bakalım. Kapılar otomatik olarak açılıyor. Ama tabii anahtarla. Şöyle bir anahtarımız var. Anahtarsız giriş sistem. Bu da bir paketle alınabiliyor arkadaşlar. Kapılarımız bu şekilde açılıp kapanabiliyorlar. Şimdi arkalar Campana. Onu da göstermiş olalım standart olarak. Zaten çok disk olacağını tahmin etmiyordum bu arabada ama Campana olduğunu söyleyelim. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da aslında Megane esintileri var. Görüyorsunuz özellikle şu LED lambaların, şu an kapağını kilitlendi araba. Özellikle arka stopların devam ediyor bagaj kapağında da. Bu tamamen Megane'da da olan bir tasarım anlayışı. Şu şekilde devam eden bir durum söz konusu. Taliant yazısı var. Renault logosunun hemen altında. Açma düğmemiz de şurada. Şuradan şöyle açıyoruz. Bu arada bunu kumandadan da açabiliyoruz. Şu an kumandadan bir deneyelim bakalım açılacak mı aracımızın bagaj kapağı. Evet, kapak açıldı ama yukarı kalkmıyor. Buna bir modifikasyon yapılır diye düşünüyorum. Açmışken bagaja da bakalım. 621 litrelik devasa bir bagajımız var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu arabaların en önemli özelliklerden bir tanesi bu bagajları. Burada da şöyle güzel bir separasyon sistemi var. Böyle bunu farklı şekillerde küçültüp büyütebiliyorsunuz. Aracın içinde en azından böyle buralara bir şeyler koyduğunuz zaman bunlar dağılmadan duruyorlar. İçerideki koltuklara, yani arka taraftaki koltuklara buradan erişebiliyoruz. Asimetrik olarak açılabiliyor koltuklarımız. Yalnız buradaki malzeme kalitesi böyle her şey ortada duruyor arkadaşlar. O biraz benim hoşuma gitmedi. Yani şurada şu yaylar böyle direkt açıkta duruyor. Şurası işte bu mekanizmanın olduğu yer açıkta. Hakeza şurası da bakın. Hiçbir şekilde bir kaplama vesaire yok. Doğrudan kaportaya böyle tangır tangır dokunuyorsunuz. Burada birazcık malzemeden eksik olmuş, onu söyleyeyim. Tam boyutlu bir, hemen şu halının altında, şimdi kaldırmayayım çünkü bütün bu sistemi kaldırmam gerekiyor. Tam boyutlu bir stepnemiz var ama onun için de ekstra ödeme yapmamız gerekiyor. Şurada kirkomuz var. Yeteri kadar alan var. 628 litre de yani bayağı iyi, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya böyle
her şeyi falan koyarsınız, öyle söyleyeyim. Özellikle yolculuklarda çok iyi olur. Yükleme işi çok yüksek değil. Rahatlıkla bir sürü şey buradan yükleyip alabilirsiniz. Ama her taraf böyle, her taraf arkadaşlar şey, kaportayı görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir kaplama vesaire bulunmuyor. Şuradan da böyle bir pull diye bir şey yazıyor burada. Buradan böyle tutup çekmek için, buradan bu kapağı eliniz kirlenmeden de şöyle bir göstermiş olayım. Şöyle bir mekanizmamız var. Kapatalım. Hafiften de bir yağmur başladı. Arabanın dış görünümü bu şekilde. Bu aracın LPG'li versiyonu da var. Bir de benzin deposu kapağını da göstermiş olalım. O da şuradan. Evet. Şöyle şoför tarafından açılıyor. Şöyle bir benzin deposu kapağımız da burada, burada benzinimizi, yakıtımızı buradan alıyoruz. Bu aracın dizel versiyonu yok artık. Sadece benzinli ve fabrika çıkışı LPG'li sürümleri var. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Şimdi aracın dış görünümü böyle. Hafiften de yağmur başladı. İçini ben çekmiştim daha önce. Şimdi içini bir izleyelim. Daha sonra birazcık süreceğim. Sürüş ile ilgili deneyimlerimi aktardıktan sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şimdi aracın içine geldim. Aracın içiyle bu arada dışını farklı zamanda çekiyorum. Çünkü araç bende fazla kalmayacaktı. O yüzden mecburen böyle, şu an mesela yağmur yağıyor. Dışını farklı bir zamanda çektiğim için yağmur yoktu. Hani öyle bir şey olmasın aklınızda. Şimdi aracın içi, direksiyondan başlayalım. Direksiyonumuz bildiğiniz Clio direksiyonu. Benzerini Sandero'da da görmüştük. 3 kollu. 1, 2, 3 şuradan. Sağ tarafta işte daha çok böyle fonksiyon tuşları, şuradaki dijital kadranımız, yani daha doğrusu ortası dijital de kenarları değil. Kadranın bazı ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Bu sol tarafta ise hız limitleme vesaire fonksiyonlarını görüyorsunuz. Bu arada çok da güzel bir yağmur yağıyor. Şu anda görüyoruz. Bunun dışında direksiyon bildiğimiz şu, hemen şöyle yan tarafa geçeyim. Multimedya ekranı buradan kontrol ediyoruz ki yıllardır biliyorsunuz işte Clio modellerinde olan bir kumanda kolu var burada. Ama gayet güzel çalışıyor, onu söyleyeyim. Ama bence şuralara bir yere alınsa daha güzel olur. Onu da eleştiri olarak not alayım. Silecekleri buradan ayarlıyoruz. Sağ sol sinyalimiz vesaire. Buradan ışıkları, lambalarımızı buradan yakıp kapatabiliyoruz. Böyle bir standart bir Clio direksiyonu aslında. Yükseklik ayarı var. Şöyle yapalım. Sadece ama yukarı aşağı oynayabiliyorsunuz. İleri geri. Ha, o da var. Evet pardon, o da varmış. İleri geri hareket edebiliyor ve yukarı aşağı da hareket edebiliyor. Şöyle sıkıştıralım. Bunun dışında baktığımızda kokpitte malzeme nasıl yumuşak plastik yok. Yok yani, evet, her taraf. Her taraf sert plastik. Şuraları hep sert plastik görüyorsunuz. Buraları, buraları her taraf sert plastik. Ne yazık ki
Bu şu tasarım, şu kumaş tasarımı Dacia Sandero Stepway'de de vardı. Teknoloji okulu için incelemiştim. Birebir aynı tasarım var. Şu Piano Black tasarımı da Clio'dan almış. Yanlış hatırlamıyorsam ya. Şöyle işte havalandırma ızgaralarımız var. Şurada düğmelerimiz var. Bu böyle tuş takımı gibi olanlardan değil de normal düğme şeklinde tasarlanmış. Burada kapıları kilitliyoruz. Dörtlüleri yakıyoruz. Start stopu buradan kapatıyoruz. Bir de eco modumuz var. Vitesinle ilgili ayarları buradan yapıyoruz. Şu kısımdaki klima vesaire ayarları, hatta biraz açayım ben onları da göstermiş olayım. Evet, bildiğiniz 8 inçlik 16 medya ekranımız var burada. Bu arada burada gördüğünüz her şey bir paket, ekstra paketlerle alınanları da var. Touch pakette geleni de var, Joy pakette olanı da var ki bu otomobilde iki farklı paket var. Bir tanesi Joy, bir tanesi Touch. İkon yok. Nelerin olduğunu, nelerin olmadığını ben söyleyeceğim ama Joy pakette böyle standart birçok hani güvenlik olarak var. Bu mesela gelmiyor Joy'da, bu 8 inçlik multimedya ekranımız. Bu bildiğiniz bir şeydekinin aynısı Sandero'nun bu arada. Fakat hani güzel çalışıyor mu? Çalışıyor ya. Çok da hani sıkıntısı olan bir şey değil bu. Şuradan bir açalım ekranımızı. Şöyle bir menümüz var. İşte 6 tane seçenek var. Radyo, medya, telefon, araç, navigasyon. Navigasyon da var. Burada bunu paketle almanız gerekiyor. Akıllı telefon entegrasyonu var. Radyoyu açabiliriz buradan. Basalım. Radyo mesela bu şekilde açılıyor. Ses fena değil. Yani çok muhteşem bir kalite beklemeyin sesten ama fena değil, onu söyleyelim. Bunun dışında medya, isterseniz telefondaki şeyleri de buradan çalabiliyorsunuz. Mesela şu an çalıyor. Bunun da sesini kısalım da telif yemeyelim videomuzda. Bunun dışında işte telefon bağlantımız var. Araçla ilgili bazı ufak tefek ayarları görebiliyorsunuz. Driving Eco var. Bu Clio'da da vardı biliyorsunuz ama Clio'da biraz daha havalı ve biraz daha şey var. İşte nasıl kullandığınızı size söylüyor. 107.3 km yapmışız. Son sıfırladığımızdan bu yana 26 km ortalama hızımız varmış. Ve 23.9 km'de yakıt tüketimsiz bir mesafe kat etmişiz. Eko notlarımız da fena değiliz. Hızlanmamız biraz kötü hızlanıyoruz. Burada işte Renault Castrol önlüyormuş. Hızlanmada biraz ani gidiyorsunuz diyor. Bunları söylüyor. Bunun dışında fena değil. Yani öyle söyleyeyim. Bu multimedya ekranımız fena değil. Telefon bağlantısı falan yapabiliyorsunuz. Şurada klima tuşlarımız var. Bu biliyorsunuz Duster'la başlamıştı. Sonra Clio'la geldi. Şu anda Sandero vesaire modellerinde de var. Hemen onun altında çakmak girişimiz var. Bir tane USB var. Tip A dediğimiz standart. Şurada bir böyle bir alanımız var. Buraya anahtar şudur budur koymak için ama hatta ben anahtarı da çıkartayım. Anahtar da şurada arka taraftaydı. Oraya mesela biliyorsunuz Clio'da anahtar koymaya yer vardı. Bunda yok. Hani belki buraya konulabilir. Anahtar da bu arada. Şöyle göstermiş olayım. Kilitleme var, açma var. Işıkları yakıyor ve bagaj kapağını açıyor. Buraya koyabiliriz mesela. Bir yer olsa fena olmazdı. Buraya telefon da sığmıyor bu arada. Bakın yani böyle koyuyorsunuz havada duruyor. Böyle koyuyorsunuz havada duruyor. Yani bunu biraz daha büyük yapsanız keşke Renault. En azından bir telefon koyardık buraya ama neyse koymamış. Otomatik şanzıman X-Tronic diye geçiyor. P, R, N, D, L olmak üzere şeyimiz var. En çok kullanacağımız tabii R ve D var. Hani ileri ve geri. Bunun dışında otomatik park freni var. Elektronik daha doğrusu. Şurada iki tane bardaklığımız var. Bunları görüyoruz. Şöyle telefonumuzu kenara alalım. İki bardaklık var. Şurada bir kol dayama var ama kol dayama ileri geri gitmiyor. Yani bunu hiç olmazsa bari ileri doğru gideni yapsaydı. Renault niye yapmamış bilmiyorum. Taliyant da böyle bir şey gerek görmemiş. Böyle birazcık derin ama küçük bir kol dayama var burada. İleri geri olsa benden iyi bir puan alacaktı ama her taraf sert plastik. Koltuklar güzel yalnız bu arada. Yanal destekleri iyi. Şöyle göstereyim. Kumaş kalitesi iyi. Yanlarda airbag var. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şuradan airbag şeyi var. Bu kumaş, şurada bulunan kumaş bu yan kol taraflarda da, yan kapılarda da devam ediyor. Hemen hem arka kapılar otomatik ama camları otomatik en azından. Fakat biliyorsunuz Joy pakette öyle gelmiyor. Manuel. Onu söyleyelim. Aynalarımız içeriden kumanda edilebiliyor. Bu şekilde şöyle bir tuşlarımız var. Camları buradan kilitleyebiliyoruz arka camlar için. Bunun dışında yine bu şeyin meselesi burada da var. Kumaş kaplı olan meselesi. Kapı kollarında yerler var. Fena değil. İçleri plastik ama fena değil. Onun dışında torpido gözü bayağı bir derin. Şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı böyle içeri doğru gidiyor yani. Ama onun da her tarafı plastik. Aydınlatması vesairesi yok. Onu da söyleyelim. Yani albino olarak baktığımızda hani bir şurada bir Piano Black var, bir de şu kumaş fena durmuyor. Şurada da bir tane USB var. Görmüşsünüzdür belki. Biliyorsunuz Sandero'da şuradan bir tane bakayım burada yok ama buradan çıkıyor sanki bu şey açılırsa.
Sende de burada bir telefon takmak için bir aksesuar da vardı. Bunda yok. Buradan da USB var bir tane. Buradan da var ama arka tarafta yok. Arka tarafa da geçeceğim birazdan. Onu da söyleyeceğim. Burada bilgileri görebiliyorsunuz araçla ilgili. Şimdi çalıştıralım da aracımızı. O bilgileri daha rahat görelim. Evet, şu an ekranda frene bas diyor bize. Ve start'a basın diyor. Şu an lastiklerde bir uyarı veriyor. Şişirmeniz lazım filan diyor. Bazı bilgileri basitçe görebiliyorsunuz. İşte 225 km, 150 km. İki farklı takometresi var. Bunun dışında ortalama hızı gösteriyor. Geçilen mesafe 107 km. Kullanmışız şu anda aracı. 390 km gidermiş. Benzinimiz de bakalım 1, 2, 3, 4 desek. 4'te 1'i neredeyse bitmiş. Yani 4'te 3'ü var. Anlık tüketim vermiyor tabii. Ortalama 9.1 litre diyor. Ama ben yani ortalama 7-7.5 litreyi gördüm. Yani ortalama bu araç İstanbul gibi bir trafikte bile 7-7.5 litre ortalama yakar ama normalde Renault'un verdiği rakamlar Taliant için 6.1, en azından bu model için onu söyleyebilirim. Bunun dışında başka ne bilgiyle görebiliriz? Hızımızı dijital olarak görebiliriz ve işte araçla ilgili bilgileri buradan görebiliyoruz. Burada sol yan tarafta bir far ayarımız var. 4 kademeye kadar ayarlanabiliyor. Bir de arkadaşlar yakıt deposunun kapağı içeriden açılıyor. Dışarıdan hiçbir şekilde açılmıyor, onu söyleyelim. Bu sol şu aşağı taraftan da ön kaputumuzu açabiliyoruz. Bu arada yağmur da bayağı güzel yağıyor. Şimdi aracın iki farklı motor seçeneği var. Bir tanesi atmosferik motor var. Giriş paketinde bulunuyor bu. 1.0 olarak geçiyor. SCE ve bu 68 beygir. Bu araç tabii ki uygun fiyatlı olsun diye üretilmiş bir model. 167 binlerden başlıyor fiyatı ama bu lansman fiyatı, onu söyleyelim. Diğer motorların tamamı ise 1.0 TCE olarak geçen turbo motorlar. Bu turbo motorları istiyorsanız manuel viteste seçenek var. İstiyorsanız otomatik var ki benim şu an kullandığım otomatik seçenek. İstiyorsanız bir de fabrika çıkışı LPG'li var. Yani orada 3 tane seçeneğimiz var. Bu modelin fabrika çıkışındaki değerlerine bakacak olursak 142 Nm tork gösteriyor. Ve 6.1 litrede ortalama tüketim veriyor. Bunu dediğim gibi şehir içinde 1-1.5 litre koymanız lazım ortalama. Tabii bunu İstanbul gibi bir şehirden bahsediyorum. Daha küçük bir şehirde oturursanız hani 7 litre civarında falan olur diye tahmin ediyorum. Donanım paketlerinde az önce birazcık bahsettim ama Joy ve Touch olmak üzere iki paket var. Renault'u bilenler bilir. Renault'da normalde Joy, Touch ve Icon olmak üzere 3 farklı paket olur. Taliant'ta ise Icon yok. Yani en üst paket yok. Touch en üst paket olarak konumlandırılmış durumda. Touch'ta da belli şeyler geliyor ama mesela işte navigasyon paketi var, sürüş paketi var ve teknoloji paketi var. Bunlardan seçerek işte mesela bazı şeyleri işte onu da alabiliyorsunuz, bunu da alamıyorsunuz. Mesela Touch'ta şu ekran geliyor ama kablosuz Apple CarPlay gelmiyor. Kablosuz Apple CarPlay için navigasyon paketi almanız gerekiyor. İşte geri görüş kamerası işte bilmem ne paketi de böyle farklı farklı paketlerle belli özellikleri alabiliyorsunuz. Ve bu araç full artı full ve bütün paketler üzerinde olduğu için aracın şu anda, yani şu an Renault Taliant'ı alabileceğiniz en pahalı sürüm bu. 224 bin liraya geliyor. Ben şimdi ekranda bir doküman, bir grafik göstereceğim size. Bu tabloda hangi özelliklerin olduğunu ve 210 bin liradan başlıyor ama işte ön arka işte park sensörleri, navigasyon paketi, sürüş paketi, teknoloji paketi derken aracın fiyatı 224 bin TL'ye geliyor. Peki kişisel fikrimi merak edenler olabilir. Bu böyle bir araç alınır mı, alınmaz mı? Şimdi Renault sembolünün yerine geldi Taliant. Evet ama Renault sembol yaklaşık olarak 20 yıldır ülkemize satılan bir otomobil. Ve satmasının bence, bu benim kişisel fikrim, iki sebebi vardı. Bir tanesi sedan olması, ikincisi dizel olmasıydı. Şimdi bu Taliant'ta ne yazık ki dizel seçeneği yok. Malum Avrupa, özellikle Avrupa'daki bu çevre duyarlılığından dolayı artık dizel otomobiller yavaş yavaş kaldırılıyor. Renault'da kendi segmentinde birçok modelinde artık dizel otomobil sunmamaya başladı zaten. Bu yüzden de baktığımızda şimdi bu araç belki en tutacak olan versiyonun ben LPG'li olacağını düşünüyorum. Fiyatlarını da ekranda göstereyim. LPG'li versiyon da fena bir rakamdan satılmıyor. Muhtemelen en çok tutan model o olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ciddi rakipleri var. Kimler var? En çok karşılaştıracak olan Egea var. Sedan Egea. Onda dizel seçenek de var. O da 190 bin civarında satılıyor şu anda. Hani ona o mu alınır, bu mu alınır? Onun belli açılardan kalitesi daha iyi. Ama onda da otomatik vites seçeneği yok. Bunda var. Ama o otomatik vitesi de 190 bin liraya alamıyorsunuz. Biraz daha fazla bir para ödemeniz lazım. Yani zor bir denklem var ortada şu anda. Çünkü otomatik de olsun dediğiniz zaman
dizel seçenekleri çok azalıyor. En azından bu kategoride ve bu kasa bu özelliklere sahip var. Ama onların fiyatları da epey yüksek. Otomatik olmasın dediğiniz zaman evet seçenekler var ama o zaman da karşılaştırma tam anlamıyla doğru olmayabiliyor. O bakımdan hani biraz zor bir noktada duruyor bence Taliant. Göreceğiz. Yani önümüzdeki aylardaki satış rakamları bunlar düzenli olarak açıklanıyor biliyorsunuz. Satış rakamlarına göre aslında daha net konuşmak doğru olacaktır. Ama dizel olmaması Taliant'ın elini biraz zayıflatıyor gibi düşünüyorum ben. Evet, şimdi aracın içi böyleydi. Biraz da arka tarafa geçeyim. Arka taraftaki yaşam alanı vesaire de göstereyim. Daha sonra aracı bir kısa bir sürüş yapacağız ve videoyu kapatacağım. Aracın ön tarafından arka tarafına bakıyorum. Arka yaşam alanı gerçekten ferah. Özellikle ben dikkatimi çeken şey şu. Şaft tünelimiz çok çok küçük tasarlanmış. Yani genişlik bir karış falan zaten standart oluyor bu bir karış ama yüksekliği çok az. O yüzden burada özellikle orta tarafta oturan kişi açısından çok rahat bir yolculuk süreceğini düşünüyorum. Ki bu da özellikle uzun yolda çok işe yarayacak bir özellik. Koltukları görüyorsunuz asimetrik olarak yatabiliyorlar. Ve koltuğu yatırdığınız zaman doğrudan bagaja bir erişim de var. Şimdi şuradan yetişebilir miyim bilmiyorum ama. Şurada bir düğmemiz var. Çekiyoruz ve voilà işte bagaja buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş bence. Benim hoşuma gitti bu. Çünkü bagaja buradan ulaşmak, hani bir şeyler alabilmek güzel. Bu koltuğu indirdiğimiz zaman da yine bagaja ulaşabiliyoruz. Şöyle kaldıralım yerine. Şöyle yerleştirelim. Ben de birazcık şu koltuğa oturayım ve bakalım içerideki yaşam alanı nasıl. Şimdi gördüğünüz gibi oturdum. Şoför koltuğunun tam arkasındayım ve ben kendime göre ayarladım. 1,73 boyundayım. Yani 4 parmaktan da daha fazla bir alan var. Şu anda görüyorsunuzdur. Burada bir masa, tabla ve sehpa gibi bir şey var. Şöyle açıyoruz. Tık ediyor ve buraya böyle yolculuklarda çay, çorba, yiyecek, içecek falan koyabilirsiniz. Şöyle çekelim. Hop burada da bir bardaklık yerimiz ortaya çıkıyor. Bence bu özellikle çocuklu aile için çok işe yarayacak bir özellik. Buraya yemeklerini koyup yolculuk sırasında yiyeceklerini yiyebiliyorlar. Aynısı yolcu tarafındaki koltuğun arkasında da mevcut. Şöyle yaptığımız zaman da kapanıyor. Yine arka taraftaki söyledim az önce belki ama bir daha tekrar edeyim. Camlar otomatik ama bu taç paketten itibaren geliyor. Sert plastik her şeyde olduğu gibi. Koltuklar yine güzel. Yanal destekleri fena değil. Şurada ortaya oturayım. Şurada bir çakmak gözümüz var. Bu çakmak gözüne bence buraya bir tane USB koysa daha iyi olurdu Renault ama Taliant da böyle bir şey yapmamış. İsterseniz buraya bir tane çakmaktan USB veren adaptörlerden takarsanız burada da hani arkada oturanlar en azından bir telefonda, tabletti vesaire şarj edebilirler. Şurada bir lambamız var. Çok küçük yalnız bu ya. Bu ne kadar aydınlatır emin değilim. Onu tam emin olamadım. Benzer sorun burada da var. Bunlar da biraz küçük. Yani şurada şu kısımda şöyle birazcık kaldırayım kameramı. Buralarda da bir lambalarımız mevcut ama bunlar çok gerçekten küçük. SOS butonumuz burada. Bu bence önemli. 2021'den itibaren standart oldu bu. Olası bir kaza durumunda sizin konumunuzu işte 112'ye gönderen bir sistem bu. O bence olması gerekiyor. Şu lamba birazcık daha küçük geldi bu. Biraz daha büyük yapılabilirmiş. Onun dışında dediğim gibi yaşam alanı güzel. Koltuklar asimetrik olarak yatıyor olması güzel. Ve bagaja doğrudan erişebiliyor olması güzel. Ve böyle çok rahat. Mesela ben şu anda oturuyorum burada. Hatta bir daha tekrar şoför koltuğunun arkasına geçeyim. Mesela 4, neredeyse 5 parmak. Neredeyse 5 parmaklık kafamda bir boşluk var. 1,73 boyundayım ben. Onu da belirteyim. Arka yaşam alanı gerçekten çok rahat, ferah olmuş. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi dış tasarımı gösterdik. Ön tarafa bir baktık. Arka tarafa baktık. Arkadaki yaşam alanını gösterdik. Ve biraz sürüş yapalım. Aracın sürerkenki deneyimlerimizi aktaralım. Sonrasında videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, yola çıkıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. Bu arada yağmur da başladı. Şöyle klimamızı azıcık kısalım. Otomatik vitesli bir aracımız olduğu için de debriyaj falan yok. Zaten buradan D konumunu aldığımız zaman araç harekete geçmeye başlıyor. 3 silindirli bir motorumuz var. Bunu zaten teknik özelliklerde ve iç tıkı tasarımı geçerken aslında anlattım. 3 silindirli motor böyle birazcık hırıltı yapıyor eğer çok hızlı kullanırsanız. Özellikle böyle yüksek devirlerde biraz hırıltı yapıyor. Hırrrr gibi bir ses çıkıyor araçtan. Onu söylemiş olalım. Yağmur da biraz hızlandı.
Tabii çok hızlı bir araba değil bu. Yaklaşık 10-11 saniyelik bir 0-100 kilometre mesafesi var, süresi var. Daha çok performans değil de günlük kullanım için, ekonomi için tasarlanmış bir motorla karşımızda 90 beygirlik bir motor, 142 Newton metrelik de bir torkumuz var bu motorumuzun. Şöyle bir yola bir çıkalım bakalım. Yoldan devam edelim biraz. İçeri çok ses almıyor. Onu söylemiştim. Mesela şu an yani 90-100'e kadar çok fazla ses almıyor. Birazcık tekerlek sesi var. Üzerinde enteresan bir marka. İlk defa gördüğüm bir marka tekerlekler var. Birazcık böyle bir ses geliyor içeriye ister istemez. Ama 90'a kadar, 100'e kadar bu çok rahatsız edici boyutta mı değil. Öyle söyleyeyim. Rahatsız edici bir boyutta değil. Kullanım rahat. Clio aslında birazcık da hani Clio'nun hani tepkileri var. Sembol'den daha konforlu. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Sembol'den çok daha konforlu. Clio ile Megane arasında bir hani deneyim sunuyor. Dacia deneyimlerine aslında bir tık daha yakın gibi bir deneyim sunuyor. Zaten iç tasarım Dacia'ya çok benziyor. Söylemiştim onu iç tasarımı anlatırken. Kullanım dinamikleri de daha çok böyle Dacia ile Clio arasında gidip geliyor. Yani arabanın içi daha çok Dacia ve Clio, dışı ise Megane olduğunu söyleyebilirim. Kullanım dinamikleri olarak da sürüş dinamikleri, işte freni, gazı vesairesi de biraz Dacia'ya benziyor. Özellikle Sandero Stepway modelini çok andırdığını söyleyeyim. Hafif de yağmurumuz var. Birazcık da klimayı açalım ya, içeri sıcak olmuş. İşte bu şekilde gidiyor. Yakıt tüketimini söylemiştim ama bir kez daha altından geçeyim. Ortalama 6.1 diyor şehir içinde. Renault'un bize verdiği rakam bu arkadaşlar. 6.1 diyor ama biz ortalamada böyle 7.5 litre arasında gezindik. İstanbul'un çok çok yoğun trafiğinde, onu söyleyeyim. İstanbul'un yoğun trafiğinde gördüğümüz rakam da o şekildeydi. Böyle bir araç için bence normal. Hani İstanbul trafiği için de normal, öyle söyleyeyim. Zaten daha aşağı inemezsiniz, öyle söyleyeyim. İstanbul trafiğinde 1.0 bir 3 silindirli turbolu bir motordan daha aşağı bir rakı tüketimi bulamazsınız. En azından trafikte bulamazsınız. Ha böyle şehirler arası bir yolda kullanacağım derseniz 5.5-6 litre çok çok rahat iner. Hatta 5 litre falan da iner gibi geliyor bana. Ama şehir içinde İstanbul trafiğinde bunu yakalamanız çok zor. Çok kolay değil. Öyle söyleyeyim. Şu an gidiyoruz. Güzel. Akıyor yani tabiri caizse. Biraz gaza basalım. Şu an mesela 110, 5000 devirdeyiz, gayet ses biraz daha, tekerlek sesi özellikle çok fazla geliyor. Şu anda siz de duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum muhtemelen. Tabii yakıt tüketimi de o oranda artıyor. Mesela şu an 9.1 litre gösteriyor ama çok yoğun trafikte ve kısa mesafeler kullandığım için rakam yüksek gösteriyor. Normalde 7-7.5 litre ortalama İstanbul'da göreceğiniz şehir içi rakamlar. Benim düşüncem yani bu otomobilin dediğim gibi farklı farklı varyasyonları var. Bu aracın manuel olup arkadaşlar benzer özellikle sahip motoru olan sürümü de var. SCE olarak bilinen 68 beygirlik atmosferik motorlu sürüm de var. Tabi atmosferik motor çok önermiyoruz. Önermeyeceğim de çünkü gitmiyor araba. 17 saniye 0'dan 100'ü var, öyle söyleyeyim. Bunun dışında bir de LPG'li, fabrika çıkışı ve LPG'li var. Hani açıkçası benim öngörüm bu aracın LPG'li sürümü gider. Dizel sürümü olmadığı için motor seçenekleri arasında ne yazık ki LPG'li sürüm daha çok tutar gibi geliyor, en azından benim kişisel fikrim. Çünkü bu aracı alanlar iki şey için alıyorlar. Bir, yakıt tüketimi. İki, sedan olması, geniş bir bagaj sunması. Aileler özellikle tercih ediyordu bu aracı. Ama şu an yakıt tüketiminde bir tek LPG'li versiyon hani makul bir tüketim sunuyor. Diğer versiyonlar yani bu aracı otomatik vitesle alıp da günlük olarak kullanmak biraz zor olur gibi geliyor bana, açık söylemek gerekirse. Konforuna düşkün bir aile olmak gerekiyor ya da hani fiyatına ekonomik bir araç arayanların pek tercih etmeyeceği bir sürüm olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu arada araçta birçok güvenlik şeyi var. ABS var. ESP var. Acil durum fren sistemimiz de var. Benzer şekilde SOS sistemi de var. Araç devrildiğinde vesaire olduğunda bir kaza durumunda Allah korusun. 112 otomatik olarak arayan sistem var ki 2021'den itibaren standart olarak geliyor zaten bu.
Kullanımı rahat. Onda bir sıkıntısı yok. Freni, gazı, dozajlarına baktığımızda gayet iyi. Sesi çok fazla almıyor. Onu söyleyeyim. Bir kere sembole göre daha konforlu. Hem iç mekan hem de dış mekan olarak baktığımızda sembole göre daha güzel, daha konforlu bir otomobil var karşımızda. Bunu da belirteyim. Evet, Renault Taliant'ın özellikleri bu şekilde. Fiyatı vesaire gibi özellikleri de anlatayım. En azından bizim kullandığımız bu versiyonda hem Touch paket, ki ikon ve Touch olmak üzere iki farklı paket var. Hem bu Touch paket hem de alabileceğimiz diğer sürüş, navigasyon ve teknoloji işte paketleri vesaire hepsi bu aracın üzerinde şu an dolu. 224 bin liraya geliyor bu aracın. Eğer siz satın almak istediğiniz zaman ödemeniz gereken rakam 224 bin lira. Ha, bu kadar verilir mi verilmez mi falan dediğiniz zaman evet, hani Türkiye'de artık araba fiyatları buralara geldi arkadaşlar ne yazık ki. Ama rakip olarak baktığımızda Egea Sedan'ı söylüyor herkes. Bu aracı test eden, kullanan ya da değerlendiren herkes. Türkiye için söylüyorum bunu. Egea Sedan, bir de onda dizel versiyon var. O da 190 bin lira civarında bir fiyatı var dizel versiyonun. Egea Sedan sanki biraz daha makul bir çözümmüş gibi geliyor. Çünkü dizel var. Yine o da sedan. Kalite olarak baktığımızda da buna göre belli açılardan bir tık daha iyi bir seçenek sunduğunu da söyleyebilirim. Ama bu Taliant kötü olduğu için söylemiyorum bunu. Yanlış anlamasın kimse. Taliant da güzel bir otomobil. Ama söylediğim gibi rakipleri daha iyi. Ama bu aracın da otomatik sürümü var. Egea Sedan'da otomatik vitesli sürüm bulunmuyor. Diğer rakiplerde de bulunmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani dizel otomatik olarak baktığımızda sedan olup işte B ya da C sınıf, B sınıfında hani olarak kabul edilen ya da B'nin bir tık üstünde olan 301 ya da Citroen CLS gibi modellerde de otomatik vites seçeneği en azından sıfırlardan yok. Daha yukarı modeller Toyota Corolla'da falan var ama onun da fiyatı bu aralıkta değil. O bakımdan onları çok karşılaştırmıyorum birebir aynı araç olmadığı için. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Az önce dış çekimlerini yaptığım yere geri döndüm. Önümüzdeki günlerde bu tarz otomobil incelemeleri devam edecek. Sizin de konuyla ilgili yorumlarınız mutlaka vardır. Hani şöyle bir şey yap, böyle bir şey yap ya da Taliant ile ilgili merak ettikleriniz mutlaka vardır. Çekinmeyin, yazın. Yorumlara yazın. İşte başka türlü bana ulaşmaya çalışın. Instagram'da, Twitter'da takip edin. Kanalıma abone olun. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Yani bunlara, bu konularda bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumları da esirgemeyin. Bu araca 224 bin verilir mi? Bu aracın rakibi Egea mı? Ya da başka bir model mi? Hepsini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir testte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.